Bir can kaybına daha tahammülümüz yok. Bilindiği üzere bundan 3 gün önce Dersim Plümür Karayolu Zage mevkiinde seyir halinde bulunan bir araca kaya parçasının düşmesi sonucu araç içerisinde bulunan Deniz Doğan isminde genç bir canımızı yitirdik. Aynı olayda bir ağır olmak üzere 2 canımız da yaralanmıştır. Yine çok değil, geçtiğimiz Ocak ayında Ovacık Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan başka bir araca da kaya parçasının düşmesi sonucu Ekber Soylu adında bir canımız yaşamını kaybetmişti. Öncelikle yaşamını kaybeden canlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Dersim'de son 6 ay içerisinde meydana gelen bu can kayıpları, doğal olayların sebep olduğu can kayıpları değildir. Evet, kaya düşmesi doğal bir olaydır, ancak bu doğal olayın sonucu meydana gelen ölümler, olağan ve doğal ölümler değildir. Yaşanan can kayıplarına doğrudan doğruya tedbirsizlik sebebiyet vermiştir. Yetkililer tarafından gerekli tedbirler alınmış olsaydı, kaybettiğimiz canlar bugün aramızda ve yaşıyor olacaklardı. Özellikle Ovacık ve Plümür vadilerinde bulunan karayollarından her yıl binlerce araç geçmekte ve yine yaz dönemlerinde Munzur Irmağı ve Plümür çaylarına binlerce insan uğramaktadır. Yerelde yaşayan ve il dışından gelen misafirlerle birlikte binlerce insanın Plümür ve Ovacık karayolunu kullandıkları dikkate alındığında kaya düşme tehlikesinin coğrafyamızda yaşayan insanlar üzerinde yarattığı hayati tehlikenin büyüklüğü rahatlıkla anlaşılabilecektir. Son yaşanan olayla birlikte bu tehlikenin önlem alınmadıkça her gün güncelliğini koruyacağını, önümüzdeki süreçte bu tehlikenin giderek artacağını ve buna paralel olarak yeni can kayıplarının olabileceğini buradan yetkililere hatırlatmak istiyoruz. Bu karayollarını araçları ile veya yaya olarak kullanan herkes her gün bu tehlikeyle karşı karşıyadır. İfade ettiğimiz sorun hayati öneme sahip olduğundan yetkililerin bu önem ve duyarlılıkla soruna yaklaşmalarını ve bir an evvel önlem almalarını bekliyoruz. Bizler coğrafyamızda bir daha benzer doğa olayları nedeniyle can kaybının yaşanmasını istemiyoruz. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu olarak genç kardeşimiz Deniz Doğan'ın yaşamını kaybettiği olayın son olay olmasını diliyor. Bir canımızı daha kaybetmeye tahammülümüzün kalmadığını buradan hatırlatmak istiyoruz. Dünya kültürel mirası listesine girebilecek ölçüde nadide özelliklere sahip coğrafyamızın önlenebilir doğa olaylarının insan yaşamına son vermesiyle bilinen bir coğrafya olmasını istemiyoruz. Vadilerimizde önlemler alınsın, ölümler ve yaralanmalar son bulsun. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu.